Meme kanseriyle memesini kaybeden kadınların öncelikle psikolojilerinin bozulmaması çok önemli çünkü bu bir son değil. Memeyi kaybetmiş olmak yeniden memeyi oluşturamamak anlamına gelmiyor. Çünkü biz plastik cerrahlar özellikle bu konuda uzunca bir dönem eğitim almış doktorlarız. Bu konuda hastalarımıza çok güzel ameliyat alternatifleri sunabilmekteyiz. Hastanın alınan memesini çok dikkatli bir şekilde fizik muayenemiz ve anamnezimizle muayene ettikten sonra gerekli olan dokunun kendisinden de yapabileceğimizi ve yeniden meme oluşturmak adına hastanın karnı buna müsait ise veya sırt dokusundaki dokusu buna müsait ise kendi dokusuyla dahi yapabileceğimizi belirtiyoruz. Bunun dışında silikon dediğimiz protezleri kullanabiliyoruz. Hastamıza kendi eski memesine yakın, orijinal memesine yakın memesine sahip olacağını belirtiyoruz ve buna yönelik ameliyatlarımızı uyguluyoruz. Diyelim ki hastamızın tek memesi alındı kanser nedeniyle. Bu hastamıza karın dokusu yeterli ise oradan ya mikrocerrahi dediğimiz, biz buna TREM diye adlandırdığımız bir dokumuz var karında, onu getirebiliyoruz. Ve ya mikrocerrahiyle veya tamamen pedikülü dediğimiz damarıyla birlikte getirip memesini oluşturabiliyoruz. Öncelikle bunlar çok titizlik gerektiren ameliyatlar, mikrocerrahi gerektiren ameliyatlar. Bunu aynı şekilde sırttaki dokumuzla veya popo krizimizdeki dokumuzla da yapabiliyoruz. Bu çeşit ameliyatlar tabii ki biraz daha uzun sürmekte ama sonuçta kendi dokumuz olduğu için daha orijinale yakın bir memeyi yakalayabilmekteyiz. İlerleyen süreçte de hastanın meme ucunu yapabilmekteyiz. Bazı hastalarımıza meme ucuna o kahverengi dokuyu sağlamak adına ya genital bölgeden greft dediğimiz doku getirebiliyoruz veya bu daha basit yaptığımız şekilde dövme yaptırabiliyoruz. Bunlar da oldukça konforlu, işlerimizi rahatlatan uygulamalardır. Bunun dışında hastanın meme dokusunda yeterli meme dokusu cilt anlamında var ise başka bir bölgesinden herhangi bir doku getirmeksizin sadece protez uygulayabiliyoruz. Bunun dışında diyelim ki iki memesi de alınan hasta olabiliyor. Bunlarda da gene aynı yöntemi uygulanabiliyor. Aynı şekilde devam ettirilip iki meme oluşturulabiliyor. Tabii ki işlem daha uzun, süre daha uzun olmaktadır. Bunlarda da meme dokusundaki cilt kaplayan zarfı, yani cilt dokusu yeterliyse gene protezle ameliyatımızı yapabilmekteyiz. Onun dışında tek memesi alınan kadınlarda asimetriyi simetriyi yakalamak adına diğer meme dokusuna mümkün olduğunca yakın hale getirilebilmektedir. Diyelim ki diğer sağlam memesi eğer ki çok büyükse onu da küçültmeye çalışıyoruz bu ameliyatlarımızda.